Merhaba, hoş geldiniz. Samsung telefonlara mutlaka yüklenmesi gereken uygulamalar videosuyla karşınızdayım. Şimdi videonun başında söylemek lazım. Her uygulamayı detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Örnek vermek gerekirse burada Gundok uygulaması var. Sadece tek uygulamanın içerisinde 15-20 tane ayrı uygulama var ve bu 15-20 uygulamanın hepsinin kendine özel bir sürü hatırı sayılır miktarda ayarı var. O yüzden mesela Gundok'un ben ayrı bir videosunu yapacağım. Mesela burada Expert RAW ve kamera asistanı var. Aslında kamera asistanı Gundok'un içerisinde bir modül. Ayrı bir videoda Samsung kamera ayarları videosunda stok kameranın yanı sıra bu iki uygulamayı da inceleyebilirim. Ama bunun dışında bu videoda uygulamaların üzerinden kısaca geçeceğim. Bu uygulama şu işe yarıyor. Ben bu uygulamayı şuradan yükledim. Diyorum çünkü bazı uygulamalar Galaxy Store'da yok. Yararlı uygulamalar ama Galaxy Store'da yok. Bunları APK olarak indirmeniz gerekiyor. Bazı uygulamaları sürüme göre güncellemeniz gerekiyor. Bunların hepsinin detayına bu videoda gireceğiz. Bunları söyledikten sonra hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk uygulamamız Gundok. Bunu Galaxy Store üzerinden indirebiliyorsunuz. Şöyle açalım. Şimdi normal şartlarda Samsung'un arayüzü hatırı sayılır miktarda iyileştirilebilen, hatırı sayılır miktarda özelleştirilebilen bir arayüz. Samsung vakti zamanında Gundok uygulamasını getirdi. İşletim sistemine yeni özelleştirme seçenekleri getirdi. Ancak bunun şöyle yıllar içerisinde bir eksisi oldu. Samsung'un kendi işletim sisteminin içerisine gömülü bazı özellikleri aldı, Gundok'un içerisine entegre etti. Bu yüzden siz eskiden bazı gördüğünüz özellikleri kullanmanız için Gundok ve modüllerini indirmeniz gerekiyor. Bunun yakın bir vakitte en önemli örneklerinden birisi Navstar uygulaması. Şurada bir tane navigasyon barı çıkıyordu. Siz bunu One UI 5.1'de ayarların kendi içerisinden kapatabiliyordunuz. Ancak One UI 6.1'de buradan ekstra ayarları, ekstra hareket seçeneklerini aç deyip ayarlar kısmına ekstra özellikleri, normalde 5.1'de olan özellikleri getirip oradan kapatmanız gerekiyor. İşletim sisteminden bir özelliği aldılar ve Gundok'un içerisine monte ettiler. Bunun dışında Gundok içerisinde birçok modül var. Birçok özelleştirme seçeneği var. Normalde One UI'de olmayan, Samsung'un işletim sistemine gömülü olmayan birçok özelleştirme seçeneği Gundok içerisinde mevcut. Bu uygulama Samsung'un resmi uygulaması, onu söylemek lazım. Şimdi bir diğer uygulama Samsung Flow. Benim en çok kullandığım, gerçekten inanılmaz bir uygulama. Hemen göstereyim. Ben bu uygulamayı daha çok dosya göndermek için kullanıyorum. Ancak evrensel pano gibi, bildirim vesaire gibi farklı farklı özellikleri var. Hemen bir tane örnek göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi 2.73 GB'lık bir video dosyası. Buna basılı tutuyorum. Buradan Samsung Flow uygulamasına gönderiyorum. Ve bu uygulama ben modeme Wi-Fi'den 5 GHz ile bağlandım. Wi-Fi 5. Saniyede 50-55 MB'la, yeri geliyor 60 MB'la. Bakın megabit değil bu. 60 MB. Çarpı 8 yapmanız gerekiyor. Hani speed testte gördüğünüz hızı anlayabilmek için. Benim bilgisayarım bir laptopla değil. Modeme kabloyla bağlı. Wi-Fi üzerinden bilgisayara dosya gönderiyor. 2.5 GB'a aşkın bir dosya. Çok hızlı bir şekilde bakın gönderdi. Eğer bilgisayara çok fazla dosya gönderiyorsanız, Samsung cihaz kullanıyorsanız Samsung Flow'u kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu uygulamayla bilgisayara ekranınızı yansıtabiliyorsunuz ve bu ekranı bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu uygulamayla telefonunuzun ekranı Samsung tablete de yansıtabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer uygulama, bunu Galaxy Store'da indirmeniz gerekiyor. Oyun eklentileri. Samsung'un çeşitli oyun araçlarını bunun içerisinden indirebiliyorsunuz. FPS görmek için geliştirici seçeneklerinde GPU Watch diye bir gömülü uygulama var ama PerfZ adlı uygulamada aynı işlevi görüyor. Burada Game Booster Plus diye bir uygulama var. Burada da eğer bir oyunun performansını vesaireyi kısıtlamak istiyorsanız, yani daha sürdürülebilir bir oyun performansı istiyorsanız FPS'i sabitleyebiliyorsunuz, grafik kalitesini azaltabiliyorsunuz. Burada Frame Booster adında bir özellik var. Benim anladığım kadarıyla sahte kareler üretiyor. Bunu oynadığınız oyunlara göre hani ne kadar gecikme oluşturuyor, ne kadar katkı sağlıyor açıp kapatarak deneyebilirsiniz. Game Booster yüklemezseniz benim anladığım kadarıyla bu açık olarak geliyor, aklınıza bulunsun. Hani belki oyunlarda bir gecikme hissediyorsunuzdur. Bunu bir indirip açıp kapatarak nasıl etki ettiğini, nasıl hoşunuza gittiğini anlayabilirsiniz. Bir diğer uygulama, bunu APK olarak indirmeniz gerekiyor. Good Guardians. Bu eskiden Galaxy Lab diye geçiyordu sanırım. Şimdi bunun içerisinde de birçok uygulama var. Bu uygulamaları da APK olarak indirmeniz gerekiyor. Bu hani ayrı bir kişinin uygulaması değil, Samsung'un uygulaması. Ama mesela Thermal Guardian'a basayım, Galaxy Store'da yok. Bu uygulamayı kısaca özetlemek gerekirse, bu bir optimizasyon uygulaması. Mesela burada Thermal Guardian var. Hemen onun APK'sını indireyim ben. Hemen buradan APK olarak kuruyorum. Bitti diyelim. Good Guardians'a geri gidiyorum. Bakın Thermal Guardian geldi. Ne yapıyor derseniz, -2 derece vererek cihazınızın performansını, daha soğuk bir cihaz istiyorsunuzdur, cihazınızın performansını 2 derece daha önce kısıyor. Veya cihazınızın performansını daha çok korumasını istiyorsunuzdur. Buradan artı 2 derece verebiliyorsunuz. Normalde 48 derecede, 46 derecede bu cihaz performansını kısmaya başlayacakken bu sınırı 2 derece daha yukarıya taşıyor. Ek özellikler var. Mesela cihaz ısındığında CPU'nun boşlamasını kapatmak gibi, ekran parlaklığını kısmak gibi, cihaz ısındığında ekran parlaklığını kısmasını önleyebiliyorsunuz ama eğer çok tehlikeli yerlere gelirse bu ekran parlaklığını yine kendisi kısar veya performansı dramatik şekilde düşürebilir. Ben kullanmıyorum çok fazla ama hani bir bakmanızı tavsiye ederim. Mesela
mesela ısındığında bazen S23'da da olmuyor bu da başka Samsung cihazlarda olabilir. Telefon ekranını 60 Hz'e düşürebilir. Burada bunu engelleyebiliyorsunuz. Yine muhtemelen diğer yerlerden feragat edecektir. Performans olabilir, ekran parlaklığı olabilir. Bir de burada 5G meselesi var. 5G fazla sıcaklık oluşturan bir özellik olduğu için ekran açıkken data kullanımı az olduğunda 5G'yi kapat gibi bir seçenek var. Yalnız burada şunu söylemek lazım. Bu uygulama Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Hani kullanıp kullanmamak, ayarlarla oynayıp oynamamak size kalmış. Benim burada siz hani illa bir uygulama kullanmak istiyorum diyorsanız Galaxy App Booster'ı güncellemelerden sonra kullanabilir, bir kez çalıştırabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer uygulama Gaming Hub. Bu uygulama cihazın içerisine geliyor. Burada iki tane ayarı gösterip konuyu kapatmak istiyorum. Bir özellik olarak, bir uygulama olarak ele alabiliriz. Şimdi Gaming Hub'a giriyoruz. Buradan buraya tıklıyoruz. Game Booster kısmına giriyoruz. Burada Labs kısmına girdiğinizde alternatif oyun performans yönetim var. Samsung'un bu oyun performansını engelleyen Ghost denilen uygulaması aslında bu. Siz bunu açtığınızda cihazınız oyun performansını daha yukarıda tutmaya çalışacak. Cihazınız oyunlarda sıcaklığa daha toleranslı olacak. Performansı daha yüksek derecelerde kısacak. Bu ayarı oynadığınız oyunlara göre açıp kapatabilirsiniz. Kendi denemenizi yapabilirsiniz. Ben her daim açık tutuyorum. Bir diğer ayar da şu. Oyun oynarken USB PD şarjını duraklat. Power delivery. 25 watt veya üzeri power delivery. Burada programlanabilir güç kaynağı ile uyumlu diyor. Yani Samsung'un PPSS. Klasik power delivery adaptörlerde çalışıyor mu bilmiyorum. Samsung'un kendi orijinal 25 wattında zaten PPSS var. 45 watt'ta da normal olarak var. Bunu taktığınızda cihaz bataryadan şarj yemeyip cihazı doğrudan şarj aletinden besliyor. Yine buna bir bakabilirsiniz. Bir diğer özellik de düşük yenileme hızı. Özellikle basit oyunları oynuyorsanız ekranı 48 Hz alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer uygulama Samsung'un Smart Switch'i. Bir Samsung telefona geçiyorsanız verileri aktarma konusunda çok iyi. Ama bu uygulamanın asıl amacı verileri yedekleme. Bunun bilgisayar uygulamasına indirseniz telefonunuzu bayağı bir yedekliyor. Eğer hani telefonunuzu sıfırlama ihtiyacınız varsa ve bunu yedeklemek istiyorsanız bilgisayarınıza bu uygulamaya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi müzik uygulaması. Bu Samsung'da aslında yıllar yıllar önce telefonda doğrudan gelen bir uygulamaydı. Sonra bunu telefonlardan kaldırdılar ve Galaxy Store'a yüklediler. Samsung'un eğer telefonunuzdaki müzik dosyası, ses dosyası varsa onu oynatmak için kullandığı belki de 10 yıllık bir uygulama. Samsung müziğe Galaxy Store'dan bakabilirsiniz. Expert RAW, Samsung'un ileri düzey RAW fotoğrafçılık için kullandığı uygulama. Bunu kamera uygulamasının içerisinden indirebiliyorsunuz. Şöyle kameraya geldiğinizde daha fazla kısmına geliyorsunuz. Burada indirme seçeneği çıkıyor. Tıkladığınız vakit indirebiliyorsunuz. Çeşitli güzel oyuncaklar var. Mesela çoklu pozlama gibi. Mesela astro fotoğrafçılık gibi. Mesela sanal ND filtresi gibi. Sanal ND filtresi ne derseniz normalde kameranın önüne bir tabaka konulur. Cam artık ne derseniz deyin. Kameranın aldığı ışığı azaltır. Kameranın aldığı ışığı azaltmanın amacı da şu. Mesela bir şelale, akan bir şey. Bunun uzun pozlama fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Ama yüksek ışık altında siz bunu çekerseniz görüntü patlar. Görüntünün patlamaması için veya bunun başka kullanımları var ama benim bildiğim kullanımlarından birisi bu. ND filtreyi siz bu işler için kullanıyorsunuz. Samsung bunu sanal bir şekilde Expert RAW uygulamasına getirdi. Bütün Samsung cihazlarda olacak diye bir şey yok. S serisinde ve yanlış hatırlamıyorsam S20F'de yoktu bu. S20F'de de var mı? Yok mu bilmiyorum. Keza S23F'de de öyle. Artık bundan sonra bakmak size kalmış. Aslında bu uygulamanın en önemli özelliği de RAW fotoğraflar. Yüksek verimde, yüksek bit derinliğine sahip RAW fotoğraflar çekmek. O da aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer uygulama normalde bir Good Luck modülü olan, onun içerisinden yüklenen kamera asistan. Bu uygulama kamera uygulamanızın davranışını değiştiriyor ve bunun yanı sıra kameranıza ekstra özellikler ekliyor. Örnek vermek gerekirse bakın normalde 2x ve 100x S23'ların kendi kamera uygulamasında yok. Siz buradan bunu ekleyebiliyorsunuz. Bir diğer örnek, bazı kullanıcılar Samsung telefonların keskin fotoğraflar çektiğinden şikayet ediyor. Burada fotoğraf yumuşatma ayarıyla fotoğrafa müdahale edebilirsiniz. S23 Ultra'nın S serisinin shutter lag'ından bahsediyordu. Yani deklanşör gecikmesi. Telefon yakalaması gereken özel hareketli fotoğraflarda yeterince hızlı yakalamıyordu diyelim. Bunun bir ayarı vardı. Ben 6.1 sürümündeyim. Burada göremedim ama siz bir önceki sürümlerdeyseniz orada kaliteyi önceliklendir, hızı önceliklendir diye bir ayar vardı. Onu da söylemek lazım. Bir de mesela önemli özelliklerden birisi HDMI ekranlarda sadece ön izleme. Siz buradan Type-C portundan bir HDMI kablosu bağladığınızda kameradaki şu arayüz gözükmüyor. Kameradaki şu arayüz gözükmüyor. Siz sadece görüntü alıyorsunuz. Mesela bir capture kartla webcam olarak kullanacaksanız olabilir. Yüksek kaliteyle kullanacaksanız. Bir capture kartı görüntü alacaksanız olabilir gibi gibi. Şimdi burada Notes uygulamasını neden koydun derseniz 6.1'de S23 serisi için konuşursak yapay zeka özelliklerini kullanmak için Samsung Notes cihazınızda yüklü olsa bile Galaxy Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Keza burada Samsung İnternet, yine Galaxy AI özellikleri için Samsung İnterneti Galaxy Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor diye biliyorum. Notes kesin, internet konusunda emin değilim, aklınızda bulunsun. Bunları da buraya eklemiş oldum. Galaxy Enhance, bu uygulama Samsung'un upscale uygulaması. Yapay zeka ile upscale uygulaması. Siz burada fotoğraflarınızı burada gösterildiği gibi upscale demeyelim. Yapay zeka kullanan fotoğraf manipülasyon uygulaması desek denilebilir. Burada gölgeleri silebiliyorsunuz, HDR görüntüsü ekleyebiliyorsunuz, bulaklığı kaldırabiliyorsunuz. Samsung'un böyle bir uygulaması var. Samsung uygulamalarını veya kendisini pazarlamak konusunda inanılmaz başarısız bir firma olduğu için ben size bunu burada göstermek istedim. Artık bundan sonra keşfetmek size kalmış. Şimdi Samsung Hilt, bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Hilt diye bir uygulama var. Kullanabilirsiniz.
Samsung'un Members uygulaması bir destek uygulaması gibi, bir forum uygulaması gibi ama pin sağlığınızı öğrenmek istiyorsanız indirmeniz gereken uygulamalardan birisi. Ben buna dair bir short videosu yapmıştım. Bir bakın, hani bir sorunuz varsa, bir şeye bakmak istiyorsanız, müşteri temsilcisiyle iletişime geçmek istiyorsanız bu uygulamaya bir bakın. Wearable, Samsung'un giyilebilir cihazlar için kullandığı uygulama. Kulaklık olur, akıllı saat olur. Eğer Samsung giyilebilir bir cihaz aldıysanız bütün kontrolleri bunun üzerinden yapıyorsunuz. Bir bakabilirsiniz. Samsung'un internet uygulaması. Bir Samsung kullanıcıysanız zaten hani bu tarayıcıyı ben tavsiye ederim. Bir de Galaxy AI özellikleri bunda çalışıyor. Bir de az önce Nost'a söylediğim gibi eğer siz AI özelliklerini kullanmak istiyorsanız yine bir kontrol edin ama Galaxy Store üzerinden güncellemesi gerekiyor diyebiliyorum. Burada For Samsung ibareli bir uygulama var. Adobe Lightroom'u. Galaxy Store içerisinde Samsung için özelleştirildiği iddia edilen uygulamalar var. For Samsung yazarak bu uygulamaları görebilirsiniz. Ben genelde böyle bir uygulama varsa genel diyorum kullanmaya çalışıyorum. Özellikle birkaç tane oyun var. Onları Galaxy Store'da indiriyorum. İnanılmaz fark ediyor mu? Tartışılır. Ben zaten telefondan çok oyun oynamayı sevmiyorum ama böyle uygulamalar var. Bunu bilin. PenUp çizim uygulaması yıllardır var. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Galeri. Galeri niye burada derseniz. Şimdi galeriye giriyorum. Şöyle şuraya girdim. Hatta şuraya yapalım. Stüdyo uygulamasına git. Samsung'un kendi içerisinde bir video düzenleme uygulaması var. Stüdyo adı altında. Bu uygulama bir CapCut kadar, bir VN kadar detaylı mıdır tartışılır. Ama var. Bir bakmanızı tavsiye ederim. E-posta uygulaması. Evet, Samsung'un bir zamanlar e-posta uygulaması vardı. Yine Samsung Müzik'te olduğu gibi bunu kaldırdılar. Eğer siz Gmail'i sevmiyorsanız, cihazın işletim sistemiyle kimine göre daha bütünleşik bir mail uygulaması kullanmak istiyorsanız Galaxy Store'dan bunu indirebilirsiniz. Find uygulaması Apple'ın uygulamasının, Apple'da Find By olması lazım. Samsung versiyonu desek yanlış olmaz. Saatiniz, ne bileyim kulaklığınız, telefonunuz bunları haritada gösteriyor. Ben kullandım mı kullanmadım. Reminder, hatırlatıcı, Samsung'un içerisindeki hatırlatıcı uygulaması. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında stüdyoyu zaten söyledik. Benim burada söylemediğim 3 tane uygulama var. Samsung'un PC, şifreleriniz vesaire kaydediyorsunuz. Bir göz atın ama ben kullanmıyorum. Ben Google'ınkini de kullanmıyorum. Güvenlik klasör. Yine kullanmadığım bir uygulama ama özellikle klon uygulama oluşturmak istiyorsanız Samsung'un klon uygulaması sadece Telegram'da, ne bileyim WhatsApp'ta vesaire çalışıyor. Birkaç tane uygulamayla sınırlı. Apayrı bir uygulamanın klonunu oluşturmak istiyorsanız güvenlik klasöre bakabilirsiniz. Bir de S-Wallet var. Samsung bunu ödeme uygulaması olarak yeni getirdi ama yorumlara bakmadan bu S-Wallet'a falan filan çok girmenizi tavsiye etmem. Temassız ödeme vesaire işleri için kullanılıyor ama bugün hani banka uygulamalarında da zaten temassız uygulama özellikleri öyle veya böyle geliyor. Burada kararı vermek size kalmış. Bu 3 uygulamayı da söylemiş olayım. Samsung telefonlarda mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar bunlar diyebiliriz. Bunların hepsi çok gerekli değil ama bir good luck gerekli, bir flow gerekli. Oyun oynuyorsanız Gaming Hub'dan alternatif oyun performansını açmak önemli. FPS ölçmek istiyorsanız oyun eklentileri önemli. Expert RAW fotoğrafçılık yapıyorsanız, kamera asistan yapıyorsanız önemli. Notes önemli. Bunun dışında burada hani çok önemli, eğer akıllı saat, kulaklık Samsung'un kullanıyorsanız bunları ayarlamak için, ne bileyim güncelleme vesaire yapmak için, bunu indirip hatta bağlamak için bile sanırım özellikle akıllı saatleri bunu indirmeniz gerekiyor. Galaxy AI meselesini zaten söyledik. Durum bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.